Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda beni çok fazla görmeyeceksiniz, ellerimi göreceksiniz. Bugün sizlerle beraber tamamen iki ayrı çalışma sistemine sahip tabancayı temizlemesini yapacağız. Bu videoyu çekmek için ben her iki silahla da 100'er tane atış yaptım ve henüz daha temizlemedim. O yüzden her iki silahı da temizleyip 100 atışta iki değişik sisteme sahip silahın ne kadar birbirinden daha farklı olarak kirlendiğini görmeye çalışacağız. Silahlarımızı ne olduğunu söylemeden önce hemen bir boş olduklarını kontrol edelim. İki değişik sistemimizden biri ZIG P210. Hem gövdesi hem sürgüsü çelik. Browning kilit sistemiyle çalışan 1940'ların sonunda geliştirilmiş bir silah. Çok sıkı toleransları var ve sürgü rayları gövde raylarının içinde hareket ediyor. İkinci silahımız ise 2000'li yılların başında dizayn edilmiş Grand Power Q100, altı polimer, üstü çelik. İçten iğneli horozsuz bir silah. Döner bir kilit sistemine sahip. Toleransları P210 kadar sıkı değil. Daha çok yakın mesafe savunma amaçlı düşünülmüş. P210 ise o zamanın tabanca doktrinine uygun olarak 50 metrede isabetli atış yapmak için dizayn edilmiş. İkisi de aslında çok isabetli atan, geri tepmesi az olan silahlar. Bu iki silahı seçmemin sebebi demin de söylediğim gibi birbirinden oldukça farklı çalışma sistemlerine sahip olmaları. Önce Grand Power'la başlayacağım ki P210'u videonun sonuna bırakayım. Siz de videonun sonuna kadar izleyin diye. Evet. Şimdi demin söylediğim gibi iki silahla da 100'er atış yaptım ve hiç temizlemedim. Şimdi önce silahımızı sökelim. Söktüğümüz zaman gövde namlu ve sürgü 3 parça olarak çıkıyor. Bu silahın icra mili ve yayı gövdeye monte, o ayrılmıyor. İki silahla da ilgili daha önceden tanıtım videoları yapmıştım arkadaşlar. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Ben normalde silah temizlerken daha büyükçe bir bez kullanıyorum ama bugün sadece karşılaştırmak için bu şekilde beyaz çaputlar kullanacağım. Ki sonunda hangisinin daha çok kirlendiğini anlayalım diye. Temizliği yaparken de bir temizlik yağı, bir de sonradan da silah yağlamak için silah yağı kullanacağım. Şimdi temizlik yağımızı peçemize biraz sıkalım ve kabaca her tarafının dıştan bir şöyle temizleyelim. O şekilde başlayalım. Ben bu buralara artık hızlı geçiyorum. Yoksa videonun toplam uzunluğu yarım saati geçecekti. Bu şekilde size yaptığım işlemleri biraz anlatayım. Bu kullandığım diş fırçası benim silah kullanmak için ayırmış olduğum bir diş fırçası. Ve üstü de bu temizleme yağı ile genellikle kaplı oluyor ama temizleme süresince bir iki kez daha bunu yağladım ki sonuçta tekrardan etkisi olsun diye. Ayrıca fırçayı kullandıktan sonra da çıkan kiri bir çaputa sildim ki hani o fırçaya takılan kirler de hani daha sonradan karşılaştırma yapabilmek için elimizde bulunsun diye. Bu fırçayı kullanma sebebim temizleme yağıyla arkadaşlar. Önce hem sürgü hem gövdedeki yapışmış olan barut tozlarını çözmek. Yani bu temizleyici bir yağ. Onu da çözdükten sonra bezle üzerlerinden geçerek gövdeden barut tozlarını uzaklaştırmak. Yani temizlemeyi sağlamış olmak. Bu şekilde ben yapıyorum.
Bu çaputlar İsviçre ordusunda kullanılan çaputlar. Her yerde satılıyor, çok bol var. Çok da ucuz fiyatı. O yüzden bundan bol bol alıp temizlik için bunlar kullanılabiliyor. Benim bir de böyle kullandığım tahta çubuklarım var silah temizlemek için. Onu da işte bu çaputu etrafına sarıp daha böyle çok yapışmış ve elimin de ulaşamadığı yerlerdeki kirleri kazıyabilmek için kullanıyorum. Şimdi namlu temizliğine geçiyoruz. Namluyu temizlemeden önce bronz fırçayı da temizleme yağıyla yağladım ve 4 geçiş yaptım. Sonradan fırçayı da çaputla temizledim ki yine karşılaştırmak için. Şimdi harbimizi takıyoruz. Harbiye de bezimizi takıyoruz ve bununla da işte namluyu temizlemeye devam ediyoruz. Tabii harbinin boyu, yani daha doğrusu tek çaput namlu çapına biraz dar geldiği için iki çaputu üst üste takmak icap ediyor. O şekilde siyahlık çıkmayıncaya kadar bu şekilde beyaz çaputla da namluyu temizlemeye devam edeceğiz. Şimdi artık silah toplamadan önce yağlama işlemine geçtik. Sürgülere silah yağıyla yağlama yapıyorum. Daha da sonra da ben elimle namlunun üstünü yağlıyorum. Sonuçta namlu da çok fazla diğer metallere temas ettiği için. Şimdi silahımızı topluyoruz. Bu Grandpower'ın geri toplaması biraz zor, uzun sürüyor bazen. Evet, bunu da yaptıktan sonra şimdi artık Grandpower. silahımız şeye tekrardan Tamam. kullanıma hazır hale geldi. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Grandpower için kullandığım çaputları da şöyle kenara koyuyorum. Şimdi şeyle başlayacağız. ZİK 210 ile temizlemeye başlayacağız. ZİK 210'u sökmek için hafif geriye çekip bu şeyi sürgü düşürme mandalını çıkartıyoruz. Sonradan sürgü gövdeden kolayca ayrılıyor. Jamelini söküyoruz. Namluyu söküyoruz. Tabanca söküldükten sonra beş parça olarak kalıyor. Şimdi yine aynı sırayla devam edeceğiz. Önce gövde, sürgü, sonra gövde, sonra namlu şeklinde. ZİK 210'la da yaptığımız işlem aynı. Tekrar da önce temizleme yağıyla kaplanmış olan fırçayla yapışmış olan barut gazlarını çözüyoruz. Daha sonradan bezle oraları temizleyerek barut gazlarını bezin üstüne geçmesini sağlıyoruz. Yine o tahta çubuğumuzdan da çok fazla elimizin ulaşmadığı yerleri biraz da böyle bastırarak, kazıyarak yani yapıyoruz. Bunun için tahta kullanmak önemli, yoksa boyaya çizersiniz. Namluyu temizlerken rampasını temizlemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu rampanın temiz ve parlak olması şarjörden merminin atım yatağına rahat girmesi ve tutukluk yapmaması için önemli. O aklınızda olsun. Aynı şekilde gövdeyi de sürgü yaptığımız gibi temizliyoruz. Şimdi sırada namlu var. Tekrar bronz fırçamızı yağladık. Yine namludan 4-5 kez geçiş yaptıktan sonra
Bronz fırçayı da temizledikten sonra harbimizi takıp az önce yaptığımız işlemin aynısını bu sefer ZIG P210 için yapmaya devam ediyoruz. Yalnız burada bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Grand Power'a göre namlunun içinden çıkan kir çok daha fazla oldu. Bu da benim tahminim. İv setlerinin farklı olmasıyla ilgili olabilir. Yani benim tahminim böyle. Bu şekilde beyaz çaputlar beyaz çıkıncaya kadar namlunun içinde temizlemeye devam ediyoruz. Namlu temizliği bittikten sonra bu sefer toplamadan önce yağlamaya geçtik. Bu 210'ların sürgülerini iyi yağlamak lazım. Sürgüye de iyice bulaşsın diye şöyle bir birbirinin içine geçirip hareket ettiriyorum. Şimdi namlumuzu koyuyoruz. Tabancamızı toplama işlemine başladık. Silahın bir üstündeki kaba bulaşan yağı aldım. Masamı da toplayıp karşılaştırmaya başlayacağız. Şimdi buraya P210'u koyalım. Buraya da Grand Power'ı koyalım ve ikisinin de bezlerini şimdi bakalım hangisi ne kadar kirletmiş. Şöyle bezleri yan yana açıyorum. Evet, Grand Power bu kadar kirletmiş. P210'da bu kadar kirletmiş. Evet, yorum sizin arkadaşlar ama bence Grand Power daha çok kirleniyor. Zaten hem toleransların da biraz daha gevşek olması sebebiyle herhalde. Gördüğünüz gibi yüz atışta ikisinden çıkan kirler bu kadar. Evet, beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.